Öncelikle hoş geldiniz. Tekden Koleji'nin güzide öğrencileri, sizleri Erciyes Üniversitesi'nde görmekten çok mutluyum. Ben Profesör Doktor Mustafa Soylak, 1967 Kayseri doğumluyum. Bütün eğitim hayatım ilkokuldan itibaren Kayseri'de geçti. Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunuyum. 1990 yılında yüksek lisansımı tamamladım. 1994 yılında doktoramı tamamlayarak 96 yılında yardımcı doçent olarak akademik hayata başladım. Sonra doçent, 2003 yılında da profesör oldum. Şu anda Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesiyim. Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü yapmaktayım. Kimyaya olan ilginizi ve yeteneğinizi nasıl fark ettiniz? Tabii lise yıllarında kimyaya özel bir ilgim vardı. Diğer fen derslerinde de başarılıydım ama kimya benim için birazcık daha farklıydı. Dolayısıyla üniversite yıllarında, ki o zamanlar gerçekten kimya bölümleri belli yüksek puanlarla öğrenci olan bölümlerdi. Kimya bölümünü bu yüzden tercih ettim ve iyi ki de tercih etmişim. Üniversite yıllarında araştırma amaçlı neler yapılabilir, o yönden kendimi yönlendirdim. Hatta üniversitenin 4. sınıfında yavaş yavaş araştırma laboratuvarına girip çalışmalara başlamıştım. Sonra da devamı geldi. Ama esas lisedeki kimyaya olan sevgim, kimyaya olan aşkım diyelim, beni bu yöne yönlendirdi. Bizim yaşımızdayken en büyük hayaliniz neydi? Zor bir soru, zor bir cevap. Tabii sizlerin yaşındayken sizinki kadar şanslı değildik. Belki kariyer planlamayı bilmiyorduk çok fazlaca. Konuştuğum yıllar 80'li yıllar. Ondan sonra çok sınırlı bilgimiz vardı. İşte öğretmenlerimizin bize, ki ben Kayseri Fevzi Çakmak Lisesi mezunuyum, öğretmenlerimizin bizlerden bazı parıldayanlara sen üniversiteyi muhakkak okumalısın telkinleri, sen şu bölümü seçmelisin telkinleriyle kendimize bir yol çizmeye çalışıyorduk. İşte benim de biraz önce söylediğim gibi kimyaya olan sevgim o hocalarımın sayesinde oldu. Ama tekrar söylüyorum, gerçekten çok şanslı bir nesilsiniz. Sizi yönlendirecek, size tavsiyelerde bulunacak, sizin önünüze yol açabilecek çok sayıda rehber öğretmeniniz, çok sayıda size yardımcı olacak hocalarınız var. Ben kendimi o yönden biraz şanssız görüyorum. Biz bazı hocalarımızın katkılarıyla kendimize bir yön çizdik. Öğrencilik hayatınız nasıldı? Şöyle söyleyeyim, neredeyse ortaokuldan beri lakabım profesördü. Ve o lakap beni belki de buralara kadar getirdi. Ki gerçekten bazı derslerde, özellikle fen derslerinde oldukça başarılı, mütevazi olmak istiyorum ama oldukça başarılı bir kişiydim. Oldukça başarılı bir öğrenciydim. Vazifemiz çalışmaktı, çalışmak. Dolayısıyla o gayretler, öyle bir öğrenci olmanın şeyi bizi belki de buralara doğru getirdi. En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeler nelerdir? Sorularınız harika sorular. Ben doktoradan sonra 2001 yılında yaptığım araştırmalarla beraber Türkiye'nin ikinci büyük ödülü sayılabilecek bilim alanında TÜBİTAK 40 yaşın altında bilim insanlarına verilen TÜBİTAK Teşvik Ödülünü aldım. Yaptığım çalışmalar özellikle çevre kirliliğine yönelik çalışmalardı.
Ondan sonra bu çalışmalarımı hızla sürdürüp kibir hayalin içerisinde yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli araştırma gruplarıyla beraber çalışarak yine Türkiye, bu sefer Türkiye'nin en büyük bilim ödülü olan TÜBİTAK Temel Bilimler Bilim Ödülünü aldım. Geçen sene 2020 yılında aldık ama 21'de ödül pandemi dolayısıyla verildi. Karıştırmam o yüzden. Ve ondan sonra da şu anda Türkiye'nin Nobel'i olarak lanse edilen 2021 yılının sonunda da İlim Yayma Vakfı ödülünü kazandım. Dolayısıyla bu süreç içerisinde belli bir başarıyı, belli bir hedefe ulaştım. Tabii bundan sonraki hedeflerimi soracak olursanız, bu bağlamda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Ve benim artık bundan sonraki hedefim yetiştireceğim yeni öğrencilerle Türk bilimine katkıda bulunmak, yepyeni insanları Türk bilimine kazandırmak ki bu zamana kadar 20'ye yakın profesörün bilfiil çalışmalarının profesör olmalarında katkıda bulunmuş bir kişiyim. Bunların devamını getirmeyi planlıyorum. Ama hayal derseniz benim için belki imkansız ama 2050'den önce çalışmalarını Türkiye'de sürdürmüş bir bilim insanının Nobel'i, Nobel Kimya Ödülünü Aziz Sancar hocamız gibi ama bu sefer tamamen çalışmalarını Türkiye'deki laboratuvarlarda sürdürmüş bir kişinin 2050 yılından önce yani 20-30 yıl içerisinde böyle bir bilim insanının Nobel ödülünü alması benim en büyük hayalim. Biz başaramayacağız belki ama kesinlikle sizin nesil bunu başaracak. Dünyada en çok değiştirmek istediğiniz şey nedir? Tabii dünyada bence en çok değiştirilmesi gereken şeylerden bir tanesi şu anki dünyanın en önemli sorunu barış. Barışla yaşayan bir dünya. İşte son günlerde yaşanan savaş olaylarını düşünelim. Ama bu savaş olaylarının altında da özellikle enerji ve gıdanın çok büyük bir yere sahip olduğunu bir kenara koyalım ve insanlığın barış içinde gıda ve enerjiye yeterince sahip olacağı bir dünya benim için en önemli hayallerden bir tanesi. Ve bu noktada da gerçekten insanları birbirinden ayırt etmeden işte Suriyeli kardeşlerimizle bir tarafta, öbür tarafta Ukraynalılar, bunların hiçbir farkı olmadığını ülkemizin politikaları çerçevesinde düşünerek gerçekten hiçbir şekilde insanların gıda sıkıntısı çekmediği, enerji ihtiyaçlarının tamamen karşılandığı bir dünya benim için en büyük hayal. Yurt dışı kariyerin planınız oldu mu? Neden Türkiye'de kalmayı tercih ettiniz? Cumhurbaşkanımızın karşısında şu cümleleri sarf ettim ödül töreninde. Ben Kayseri Havalimanı Merkezi'nde bir işçinin rahmetli Mehmet Soylu'nun oğluyum dedi. Benim bu ülkeye hizmet etme anlamında, bu ülkeye bir şeyler verme anlamında bu ülkede kalmam gerektiğini düşündüm. Yoksa hem gençlik zamanlarımızda hem şu anda yurt dışından bir sürü teklifler geliyor. Hem de bu teklifler eğer maddi olarak söylerseniz çok fazla büyük teklifler. Ama bu üniversiteye, bu şehre ve bu ülkeye benim katmam gereken bir şeyler daha var diye düşünüyorum. Ve o yüzden ki çok önemli bir proje olan TÜBİTAK'ın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla önemli hedefleri koymasıyla ortaya koyduğu TÜBİTAK'ın bilim beyinleri Türkiye'ye getirme projesini de çok büyük oranda destekliyorum. Ki gerçekten önemli. Yurt dışındaki arkadaşlarımızın da beyin göçünü tersine çevirerek bu ülkeye hizmet etmeye gelmeleri gerektiğini düşünüyorum ve TÜBİTAK'ın bu yönde çok güzel çalışmaları var. Gençlere tavsiyeniz nelerdir?
Yani bir kere gençler kendilerini kariyer planlamalarını ki artık liseden itibaren hatta daha öncesinden itibaren kariyer planlamanın ne kadar önemli olduğunu bilincine sahip bir toplumuz. Sizler de bunun farkındasınız herhalde. Kariyer planlamalarını kendilerinin hangi alana yönleneceğini bilerek yapmaları, yapılmasını sağlamaları ve kendilerine o yönde hedef seçmelerinin eğer sosyalse sosyal dalda, fense fen dalında, sağlık bilimlerinde ise sağlık bilimleri dallarında alan seçmeleri ve seçecekleri bu alanın da en iyisi olabilme yolunda çalışmalarının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla onlara tavsiyem bu yolda seçilecek, kendilerine açılacak yolda ilerlemeleri ve başarılı olmaları ve gerçekten bunu samimi olarak söylüyorum. Ülkemizin sizin gibi genç nesillere çok büyük ihtiyacı var. Hele 2023 hedefinden sonraki 2071 hedefine ulaşabilmek için. Öncelikle tabii size geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum böyle gençlerin bu yönde bir şeyler yapma savaşına, uğraşına. Tekden eğitim kurumlarındaki büyüğümüz, Sayın Vekilimiz Kemal Tekden Bey'e bu tür faaliyetlere katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bilime ve eğitime çok büyük katkıları var. Teşekkürler.